Uzun zamandır aslında gündeme getirmek istediğimiz bir konu vardı. Bu Bursa'daki trafik çekicisi kaosu ile ilgili. Zamanında Aydın Genç Emniyet Müdürüken bu işleri çözmüştü ama sonrasında maalesef eskiye döndü. Şimdi bugün bizim de başımıza gelince artık olayı irdeleyelim istedik. Çünkü bugün Fatih Erbakan'ın toplantısı vardı. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı'nın. Ramada Otel'de park yasağı olmayan bir yerden ve üzerinde arkadaşımdan da rica edeyim. Araçtaki Cumhurbaşkanlığına ait basın kartını göstersin Özcan size. Yani aracın önünde basın kartı var. Üstelik Cumhurbaşkanlığının verdiği bir basın kartı. Şu anda arkamda görüyorsunuz işte Trafik Vakfı'na ait çekici. Ve burada basın aracı park yasağı olmayan yerdeki, birazdan onu da göstereceğim, çekildi. 180 lira bir sokak arası, bir sokak. Yani 200 metrelik mesafe için 180 lira çekici parası ödedik. 190 lira da park cezası gelecek. Şimdi yeri de göstereceğim size. Evet, bahsettiğimiz yer tam burası. Şu an beyaz bir araç var bakın. Bu da potansiyel bir kurban şu anda. Çekilen yer burası. Bakın caddenin bu tarafını gösteriyor arkadaşım şu anda. Herhangi bir otopark yasağı yok. Özcan'cığım bir de bu tarafa dönelim. Bir park tabelası yasağı var mı? Gördüğünüz gibi değerli izleyiciler, bakın hiçbir park yasağı yok. Sadece dayandırdıkları şu. Özcan'cığım buraya dönelim. Polisin bana dediği özel bir şantiyenin şantiye girişir park etmeyiniz tabelası. Özcan yaklaş. Bakın. Kullanılmayan bir şantiye kapısı. Kilidi pas tutmuş. Zincirleri pas tutmuş. İçeriği de gösterelim Özcan. Buraya bir araç girişi, herhangi bir trafik mümkün mü? Atıl bir inşaat. Ve üstelik değerli izleyiciler bakın. Şu an bir araç var burada. Hani bu araç bir kısmını engelliyor kullanılıyor olsa bile. Bakın bizim aracımızın arkası şuradaydı. Yani burası çalışan bir kapı bile olsa buraya zaten araç girişi mümkündü. Herhangi bir park yasağı yok. Tamamen kanunsuz bir işlem. Eminim şu an birçoğunuzun oh çektiğine, birçoğunuzun işte benim aracımı da çektiler, ben de böyle haksız davradım dediğine. Bakın değerli Bursalılar, gelin bir dönem Aydın Genç Emniyet Müdürüken hakikaten bu terör haline gelmiş çekici işini çözmüştü. Gelin hep beraber baskımızı yapalım, sesimizi duyuralım ve artık Emniyet Trafik Vakfı otoparklarının dibine adeta bir av sahası olmaktan çıkaralım. Bunlar trafiği engelleyen araçlar değil. Caddeyi de gösteriyor Özcan. Ne kadar geniş bir cadde. Bakın bizim aracımız şu an önde. Aracımızın olduğu yerde beyaz bir araç var. Hiçbir şekilde trafiğin engellenmesi söz konusu değil. Ancak bu iş tamamen Trafik Vakfı'nın 30 saniyede, 40 saniyede araçları alıp günde de kaç araç çekeceğinin hesabına dönmüş. Emniyet Müdürümüzden, hatta İçişleri Bakanımızdan gerekirse bu konuyla ilgili acil açıklama ve düzeltme bekliyoruz. Bizim vereceğimiz 350 lira, 370 lira önemli değil. Kanunsuz da olsa önemli değil. Devletimize feda olsun hiç önemli değil. Ama vatandaşın özellikle bu kadar ekonomik krizin olduğu bir dönemde mağduriyeti son bulsun diyorum. Saygılarımı sunuyorum herkese.